Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 22 Şubat 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Benzine indirim. Benzin fiyatına 48 kuruşluk indirim geldi. İndirim 23 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litre fiyatı ortalama 20 lira 46 kuruşa düştü. Ülkeler daha fazla içe kapanacak. Bilgi Üniversitesi Cefiz Araştırma Direktörü Özlem Şengül Delici, Rusya-Ukrayna Savaşı ekseninde enerji piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi, dinliyoruz. Temel ihtiyaçlardan bahsediyoruz, tarımdan bahsediyoruz, tahıldan bahsediyoruz, işte evet. Enerjiden bahsediyoruz. Böyle bir riskle karşı karşıya olma ihtimali çıktıysa bir sonraki ihtimalde hazırlıklı olmak üzere ülkeler bu sefer daha fazla içe kapanacaklar, üretici ülkeler. Tüketen ülkeler belki daha fazla stoklama talebinde bulunacaklar. O yüzden de ticari ilişkilerin daha içe dönük hale geldiği bir hal alıyor. Enerjide de bu kendini gösterecektir önümüzdeki dönemde. Belki hani iyi tarafından bakacak olursak yenilenebilir enerji, işte güneşti, rüzgardı vesaire, hani belki daha temiz enerji, iklim kriziyle birlikte belki de her şer hani bir hayıra dönüşüp, ama zaman alacaktır bunlar ve bu resleşmelere konu olmaya devam edecektir. Dolayısıyla da geçiş dönemi muhtemelen sancılı olmaya devam edecek. Dünyanın bir ticari hani hub'larından bir tanesinde ciddi bir aslında ekonomik problem de var. Bu buradan da problem ihraç etmeye devam edecektir. Hem gıda ürünleri anlamında hem de enerji anlamında. Bilgi Üniversitesi Cefiz Araştırma Direktörü Derici, enerjide krizin üretici ülkelerde içe kapanma eğilimini artıracağını öngörüyor. Sokar Türkiye CEO'su değişti. Zaur Gahramanoğ, Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı Sokar Türkiye CEO'luğu görevinden ayrıldı. Sokar Türkiye'nin CEO'luk görevine vekaleten Sokar Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Mali İşler Başkanı Elcin Ibadoğ atandı. Gahramanoğ, Sokar Başkanı danışmanı olarak görev yapacak. Değerli dinleyiciler, genel aydınlatma tesislerinin TEDAŞ'a devredilmesi için belirlenen süre 30 Haziran 2023 tarihine kadar ötelendi. Koç Holding batarya üretimine hazırlanıyor. Koç Holding Ankara'da Ford ve LG ile ortaklaşa batarya üretmek amacıyla niyet mektubu imzaladı. Bağlayıcı olmayan niyet mektubu uyarınca üretime ilk etapta 2026 yılında başlanması ve aynı yıl 25 gigawatt saat kapasiteye ulaşılması planlanıyor. Galata Wind'in karı 1 milyar lirayı geçti. Galata Wind, 2022 yılına ilişkin finansal raporunda 1 milyar 44 milyon lira kar elde ettiğini bildirdi. Geçen yıl satış hasılatını %120 artıran şirketin maliyetleri ise %47 yükseldi. Kontrolmatik ABD'de batarya üretecek. Kontrolmatik Amerika Birleşik Devletleri'nde batarya üretmek üzere Pomega Energy Storage Technologies ummanlı şirket kurdu. Pomega 40 milyon dolarlık bütçesiyle yıllık 3 gigawatt saat kapasiteli batarya hücresi, batarya paketi ve enerji depolama sistemleri üretecek. KOSGE Konya'da 70 megawattlık rez kuracak. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi KOSGE, Selçuklu ilçesi sınırları içinde 70 megawatt kurulu gücünde rüzgar enerji santrali kurup işletecek. 14 türbinden oluşan santralin 1.1 milyar liraya mal olması bekleniyor. Akkuyu NGS son depremden zarar görmedi. Hatay'da meydana gelen ve Mersin'de de hissedilen 6.4 büyüklüğündeki depremin Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasına bir zarar vermediği açıklandı. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları ABD Merkez Bankası'nın açıklanan verilerde durgunluk ve enflasyon beklentilerine işaret edilmesi nedeniyle düşüyor. Uluslararası piyasalarda Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 81 dolardan, Batı Texas tipi WTI 75 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 23 Şubat 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 3059.95 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 08.09 dilimi için 3650 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 16.17 dilimi için 2250.01 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın.
Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.